Alpay Yıldırım adlı şahsı arıyoruz. Burada kaldığını tespit ettik. Benim oğlumun adıyla da baksınlar. Seyit Ali Yıldırım. Hemen kayıtlarımıza bakıyorum. Nedir durum? Durum şu. Eğer Alpay içerideyse alıp karakola getirecek de ifadesi alınacak. Adam insaflıysa çocuğu Meleğe verir. Yoksa kardeşim Veliaht babada. Zorla alamayız. Anladım. Sen içeri geç, Meleği yalnız bırakma. Ben buralardayım. Tamam. Alo, Alpay. Hemen otelden çık, hemen. Melek burada, polislerle beraber gelmiş. Tamam, tamam. Çıkıyorum. Tamam. Ne yaptın Seyitler amca? Bahsettiğiniz şahıs şu anda 6-3 numaralı odada kalıyor. Burada oğlum. Oğlum burada işte baba. Buradalarmış. Biz çıkalım, bir şahısla görüşelim. Siz burada bekleyin. Biz de gelelim. Biz de gelelim baba. Hanımefendi, ben size bekleyin demedim mi? Lütfen memur bey. Ben yani biz babam. Seyit Ali, hadi oğlum. Hadi. Görüşürüz. Hadi Seyit Ali. Kalk hadi oğlum, kalk. Dur, gel buraya, gel. Gel bakayım, gel. Atla. Bu taraf. Burası memur bey. Alpay Bey, açın kapıyı, polis. Alpay Bey, açın kapıyı, polis. Seyit Ali. Sizi aşağıda bekleyin dedik. Ne olacaksa olsun, Allah'ım artık şu çocuğu. Alpay, aç şu kapıyı, aç. Alpay, kaçamazsın, aç kapıyı. Ya, bilerek açmıyor içeride. Alpay Bey, açın kapıyı, polis. Açın şurayı. Seyit Ali. Sen buraya bak. Oğlum. Kimse yok burada. Gitmişler. Kıyafetler burada ama kimse yok komiserim. Nasıl yok? Şimdi daha aşağıda söylediler buradalar, buradalar diye. Bak, oyuncak var. Bak. Baba, reçete var Seyit Ali'nin adına. Reçete var. Çocuğum hasta olmuş ya. Buradalardı. Hala burada olabilirler. Otelin tüm giriş ve çıkışlarını kontrol edelim. Lobideki arkadaşları haberdar edin. Otopark ve yangın çıkışına bizzat bakılsın. Pardon, bakar mısınız? Otoparka nasıl inebilirim? -2'den efendim şu taraftan. Sağ ol.
gibi Alpay ya. Of, şu aksilikler de beni bulsun zaten. İyi misiniz? Evet, evet. İyiyim. Buralarda hiç böyle park, kafe, öyle bir şeyler var mı yani benim oturup bekleyebileceğim? Sokaktan aşağı inin. İkinci sağa döndüğünüzde karşınıza çıkacak. Ha. Ama biraz yürümeniz lazım. Ha, tamam, hiç önemli değil. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. Bir arkadaşı burada bırakacağız. Dönmelerini bekleyecek. Geri gelmeyecek onlar. Çocuğumu alıp kaçtılar. Melek, ya geldiğimizi bilmiyorlardı ki niye kaçsınlar? Biliyorlardı İhsan, adım gibi eminim. Haberdar oldular, apar topar çıkıp kaçtılar memur bey, lütfen. Peşine düşün, bakın çıkıp gidecekler, durmayacaklar burada. Antep'ten çıkacaklar. Ekiplere haber verildi. Sakin olup haber bekleyeceksiniz. Lütfen şimdi odayı boşaltalım. Hadi arkadaşlar, boşaltalım. Baba, baba lütfen hemen peşlerine düşsünler. Çocuğum hasta, ne olursunuz. Çıktık biz, neredesin? Alpay ben otelin arkasında bir park varmış. Oraya gidiyorum, siz oraya gelin, tamam mı? Şey Alpay, kimse görmedi değil mi? Kapat telefonu, kapat, kapat, geliyoruz. Baba, annem mi gelecek? Anneni bilmem de bana bayağı bir geldiler, onun için çok fazla soru sorma, tamam mı çocuğum? Kim geldi? Yürü evladım, yürü, yürü. Yeni kayıt amirim. Alpay Bey'in yanında bir kadın ve bir çocuk vardı. Onların kayıtları nerede? Hemen bakıyorum. Kadının ismi Funda Türay. Çocuğun ismi de sizin dediğiniz gibi Seyitali Yıldırım. Yiyorlardı, ben demiştim size. Anlaşıldı. Burada bir memur arkadaş bırakacağız. Sen şu Alpay adlı şahsın telefon numarasını yaz bakalım. Hemen alıyorum yazıyorum. Buyurun. Yok. Ulaşılamıyor bu numaraya. Arandığının farkında. Tek kullanımlı kat olabilir bu. Peki o numaradan yerini bulamıyor musun? Kapalı at. Bu şekilde bir şey yapamayız bey amca. Ne yapacağız peki? Nasıl bulacağız? Siz evinize gidip bizden haber bekleyeceksiniz. Dönerlerse memur arkadaş burada. Zaten alır onları. Ben nasıl bekleyeyim evde? Kaçmışlar. Artık dönmezler. Melek, baban haklı. Hanımefendi, işimizi zorlaştırmayın lütfen. Biz konağa gidelim. Bir şey olursa haber verirler. Hadi. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bulamadınız herhalde. Yok. Sen niye bekledin ki Ali? Ben bundan sonra demişim. Verin demiştim. Halil'e ben haber verdim Seyder amca. Evden böyle aceleyle çıkınca sarcının verdiği kağıdı unuttum. Bir işe yarar diye Halil'den rica ettim. Sağ olsun da getirmiş. Hadi şuradan gidelim. Sağ olun, siz de bizim peşimize koştunuz. Ne oldu, nedir durum? Kaçmışlar. Telefona da ulaşılamıyor. Nesi haberleri olmuş, kim söylemiş ki? Vallahi bilmiyorum kardeşim ama
Şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ali, bak sen de koşturmaktan yoruldun. Bir şey çıkarsa ben sana haber veririm, olur mu? Nasıl kırılmış ki oğlanın kolu? Babası mı bir şey etti, Allah korusun. Yok artık ya. Küçücük çocuk, ne yapsın babam ona? Yok yok, hayır. Herhangi bir darp şüphesi olsa polis hastanede rapor tutardı. Belli ki düşmüş yani, kaza. Hey Allah'ım. Bir gün aldı çocuğu, bak heder etti, göreyim mi? Neyse, umarım kazadır. Tez zamanda anasına kavuşur inşallah. İnşallah. Ömer, biz gidelim artık. Hacı kadın. Allah'a emanetim. Hayırlı haberlerini bekleyin. Allah sabrını versin. Sağ olasın, sağ olasın. Ömer, düş önüme. Haydi. Meleği arayıp haber verelim. Seydel'in burada olduğunu bilsin o da. Vermeyecek oğlum. Hemen götürecek, Almanya'ya götürecek. Telaş etme. Daha olmuş bitmiş bir şey yok. Hala. Melek. Seydel Almanya'ya gitmemiş, kızım buradaymış. Biliyorum hala. Biliyorum. Bileyim mi? Nerede bileyim? İşte biz şimdi geliyoruz konağa, babamlayız. Sen babanı nerede gördün? Gelince anlatayım hala. Sen oğlan hasta masla değildin. O reçeteden ne yazık? Ağrı kesici şurup yazdırmış çocuğuma. Ya ne oldu çocuğa? Ne oldu, bu çocuk ne yiyor ne içiyor? Doğru dürüst bir şey yemiyordur yavrum bir de şimdi ya. Mesel. Hiçbir yere kaçamazlar artık. Polis her yere anons etti. İnşallah. Sağ ol baba. Sağ ol yanımda olduğun için. Baba hayırdır? Darlanmışsın gene. Nerede bunlar? Anam ortalıkta yok. Ömer de zaten telefonunu açmıyor. Anam komşuya taziyeye gitti. Ömer de işinden gücünden bakamıyordur telefona. Adam akıllı konuşacağın vakit kimseyi bulamıyorsun zaten ortalıkta. Kahveni tazeleyeyim baba? He, acı olsun. Senin nereden haberin oldu küçük çocuktan da koşa koşa havadis vermeye bana geldin? Hastaneye gelmişler, kayıtları gördüm. Peşine düştün ki gördüm. Ama neneye çocuğun burada olduğunu haber vermem lazımdı. Bana bak. Bilen derdine düşüp de konaklara geldiğini deden duymasın ha. Vallahi kıyameti koparır. Senin de konakta olduğunu duymasın ki huzurumuz kaçmasın değil mi babaanne? Polis ne alaka ya? Almanya bitti, burada da mı başını belaya soktun Alpay? Ne başını belaya sokması, hiçbir olay falan filan yok. Oğlanı alıp götürdüm ya. Anası polisleri peşine takmış getirmiş işte. Durum bu. Polis ne yapacak ki? Velayeti sende değil mi bu çocuğun? Bende. Bende de.
Sonuçta çocuğu kaçırmış gibi gözüküyorum ya, haber vermeden götürdüğüm için. Ama kaçırmadım yani. Kaçamadın ki Alpay. Ya Alpay, bu çocuğu en başında gidip annesine verseydin, biz bu sorunların hiçbirini yaşamayacaktık. Of. Bana bak, söylenip durma, ne olduysa oldu işte. Ne yapacağımıza bakacağız işte şimdi. Vallahi bu durumda ben de zan altında oluyorum. Yani sen bu sorunu kendi başına bir çöz, sonra beni ara. Kusura bakma yani, ben kendimi yakamayacağım. Ne diyorsun sen? Alpay, bu çocuğu gidip annesine teslim et. Sonrasında biz beraber bakalım. Ondan önce ben yokum. Sen gelsene şöyle. Ben bu çocuğu hiçbir yere gidip teslim edemem, anladın mı? Önce Meleği arayıp şikayetini geri çektirmem lazım. Ben polisle falan filan uğraşmak istemiyorum artık. Ben de aynı şeyi söylüyorum zaten Alpay. Git bu çocuğun annesiyle konuş. Ne yapıyorsan yap, bu sorunu çöz. Beni daha sonra ara. Bu kadar basit. Bana baksana sen. Böyle sıyrılıp gidemezsin. Ben her şeyi seninle beraber olmak için göz aldım. Sen de bana bu şekilde bağıramazsın. Yeter artık. Kendine gel. İstediğim gibi bağırırım, bunu da nankörlük yapma bana. Ben mi nankörüm? Ben nankör müyüm Alpay? Senin arkandan buralara geldiğim için nankör müyüm? Bana yaşattığın bütün rezillikleri, bütün bunlara sustuğum için nankör müyüm ben? Yeter Alpay. Bu pisliği kendin temizleyeceksin. Benimle de insan gibi konuşana kadar beni arama. Funda. Funda! Mama? Nereden geliyorsunuz siz? Kadriye düşük yapmış. Geçmiş olsun, ha gittim. Bunu da mı götürdün peşine takıp? Her bahaneyle Karadağların dibinde bitiyor zar. Dede lütfen bak. Yalan mı? He? Yalan mı? Elimde büyüyen oğlan. Dünya kadar laf etti bana. Mithat. Melek'in kızıyla görmüş seni. O da mı hastaydı? O anda mı doktorluk ediydin? Melek'in kızı da nereden çıktı şimdi? Baba. Bir sakin sakin konuşsanız. Hele oğlum bir açıklasın bakalım. O uğursuzun kızının yanında ne işi var? Ya da ben kiminle ne görüşeceğimin hesabını vermeyeceğim. E kabul ediyorsun yani bir de utanmadan. Bile bile görüşeceğim diyorsun yani. Dede, Defne senin düşmanının kızı ya da torunu olabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Bu sadece benim için insan. Ve sizin geçmişte yaşadıklarınızdan zerre kadar sorumlu değil. Ben de değilim ayrıca. Oğlum, deden onu demek istemedi ki zaten. Ne demek istediğini gayet iyi anladım babaanne. He. İyi anlamışsın dediğimi. Ne onların torunundan ne de geçmişten sorumlusun. O sebepten de uzak durucun, haddini aşmayacaksın. Ben haddimi aşacak bir şey yapmadım dede. Anneciğim, sen de böyle öfkelenmeden konuşsan ha? Asiliğin, asilliğine yakışmadı doktor diyeyim sana. Dede, dedem. Bak benim niyetim sana karşı çıkmak değil. Sana sevgim, saygım bir yana. Ama benim de bir hayatım var. Sen bunu haddini aşmak diyemezsin. Benim yaşantıma, yaptıklarıma bu kadar karışma artık, kurban olayım. Baba, böyle sakin sakin konuşsanız, birbirinizin kalbini kırmadan, ha? Ben bir şerbet getireyim sana. İstemeyeyim şerbet, berbet. Cumali, hadi geç otur şuraya birazcık. Otur. Az sakin ol. Az bir sakin ol. Dede de bu deli Mithat'sa,
Seyit Ali, siz nereden geldiniz? Hala merak ettiniz siz de değil mi? İhsan Alpay'ın yerini araştırmış, öğrenmiş, hiç gitmemiş biliyor musun hala? Oğlumla beraber burada bir otelde kalıyormuş. Babamın da haberi olmuş sağ olsun, geldi biz gittik işte bakmaya. Oğlan nerede vakit? Yok, otelden kaçmış. Yanımdaki kadınla birlikte oğlumu alıp kaçtılar. Ya hayırlara çıksın, ne olayım Melek? Kaçmışlar filan da Enes. Kadın madın ne olayım? Alpay gitmemiş mi Almanya'ya? Hiç gitmemiş abi, hiç gitmemiş. Bu Alpay şerefsizin önüne giden ha. Şerefsizin önüne giden ha. Neredelermiş? Ya yeter. Sorgu sual ettiğimiz. Çullanmayın üstüne. Polis bulmuş. Biz de otele gittik. Adam olanı almış kaçmış. Önü arkası bu kadar. Hadi siz de salona çıkın da bir nefeslenin. Beyhan, çayla yiyecek bir şeyler getir yukarı. Kadriyem, nasıl oldun Kadriyem? İyi misin sen? Çok doğumluğundaydım sanki. Yine bakayım meleğin derdindesin. Ya olur mu öyle şey Kadriye? Ne meleği ne derdi? Ne oldu işte? Gelir gelmez karım iyi mi ne yapıyor diye soracağına melekle ilgileneyim yalan mı? Ya Kadriye ben ağa gelir gelmez ne olduğunu anlamadım. Ağa çocuğu bulmuşlar, oteldeyler, polisteyler. Ağa vallahi merakımdan sordum Kadriye. Onun çocuğu bulunmuş işte. Benim bebem nerede Mahmut ha? Benim bebem nerede? Yok. Gitti benim bebem. Bebesinin başını niye değil ki yakında Mahmut abinin de başını yer bu. Yüzüyle. O nasıl söz kızım? Kız yıllardır kucağına alamadığı evlat hasretiyle yanıyken kavuşamadan yitirdi çocuğunu. Naz edecek tabii. Kocasına söylenici. Kime söylenici? Kendi kabahatı. Kız ne demek o? Yaydı odasında kalaydı diyeyim. Uzatma. Son sözümü söyledim ben sana. Bak benim sabrımı daha fazla taşırma tamam mı? Gel gidelim diyorum beni sokaklarda bağırttırma. Bağır Alpay bağır. Polise anlatırsın derdini. Bir de ben şikayetçi olmayayım istersen. Daha. Ama anneciğim 5 dakika dedik. Salıncağına da bindin, kaydırağına da bindin. Tamam başka zaman geliriz artık. Başka zaman daha çok gidelim. Anne çocuk niye ağlıyor? Dur anneciğim sen burada. Canım. Ne oldu sana niye ağlıyorsun? Annen nerede senin? Annem yok. Babamsa gitti. Aa nereye gitti? Ay Allah, dur ağlama, ağlama artık, tamam. Su içmek ister misin? İstemiyorum. Tamam, içme o zaman. Adın ne senin? Seyit Ali. Seyit Ali. Ne yapalım biliyor musun Seyit Ali? Sen artık ağlama, korkma da, biz buradayız. Biz seninle babanı bekleyelim, olur mu?
Hatice. Merhaba. Senin koluna ne oldu? Düştüm. Düştün. Sen yaramazsın galiba biraz ha? Tamam ağlama artık. Hadi gel oturun bakalım şuraya. Oturun babanı bekleyelim. Beni yarı yolda bırakmak neymiş göstereceğim ben sana. Çocuğu da bulduk orada ya. Zeyt Ali, ne yapalım biliyor musun? Güvenlik abilere söyleyelim, aileni bulmak için yardımcı olsunlar bize, olur mu? Annenle babanın adı ne senin? Annem Melek, babam Alpay. Alpay, tamam. Ali, oğlum. Baba! Ya çok korkmuştu, ağlıyordu. Ben de yardımcı olayım diye yanında kalmak istedim. Ha, ben mısır almaya gitmiştim. Mısırcıyı yakalayamadım, sonra geri döndüm onun için. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim, dediğim gibi yardımcı olayım istedim. Oğlum korktun mu çok? Ben seni bırakır mıyım hiç? Bıraktım ama. Ya çocuk işte. Tamam o zaman, iyi günler size. Çok teşekkürler tekrar. Hadi bakalım gel. Tamam korkma artık, gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Gidelim. Gel. Gel devam edeceğiz. Gel. Ömer hastanede çocuğun kaydını görünce koşmuş gelmiş hemen. Ben gitmediklerine mi sevinsem? Çocuk kolunu kırmış. Ona mı üzülsem bilemedim. Seni aradım işte. Bulduğumuz o zaman o reçete, biz Seyit Ali'nin adına düzenlenmiş reçete bulduk. Otelde meğer çocuğum kolunu kırmış. Nasıl olmuş peki hala? Ne olmuş? Bir şey demedi mi Ömer? Yok kızım. Sadece alçıya alındığını raporunu okumuş. Kötü bir şey olsaydı polis rapor ederdi diye. Ya anne. Babam bir şey yapmamış dedim Seyit Ali'ye. Oğlum o kadar da değil herhalde. Ne yapacak? Küçücük çocuktan mı alacak hırsını? İşte bakmamıştır, ilgilenmemiştir, düşmüştür çocuk. Yavrum nasıl canı acımıştır. Ben de yokum yanında. İyi ki hastaneye götürmeyi düşünmüş soysuz. Anne tamam yapma artık böyle, ne olursun ya. Bak polisler de peşindeymiş zaten. Bir şey yapamaz bu saatten sonra. Kızım ben kardeşinin canının acısını düşünüyorum. O küçücük canıyla nasıl baş etsin, ben yokum yanında annem diye nasıl feryat etmiştir çocuğum. Şükür nerede olduğu belli be kızım. Babasının yanında. Artık Almanya'ya da götüremez. Polisler peşinde diyiniz. İşini o kadar bunaltma. Oğlun olmuş. Yok ama yok, yok. Ben bilmiyorum, ben dayanamıyorum artık. Ben delireceğim. Oh. Özile? Millet nerede? Sofra niye kurulmadı? Ya milletin yemek yiyecek hali mi kaldı Allah aşkına? Mithat. Senin şu küçük yeğen var ya hani. Hı. O Almanya'ya gitmemiş, götürmemiş babası. Nasıl yani? Ya bugün Ömer geldi. Ufaklığın hasta kaydı mı ne varmış? Anlamadım ki, herkes başka bir şey değil. Bir dakika, bir dakika. Ömer buraya mı geldi? Konağa mı geldi? Hey. Kamu Melek ablaya haber vermek için. Vallahi başka bir şey için değil. Odasında mı o? Mithat. Odasında mı? Ya Mithat. Mithat kurban olayım, bir dinle. Defne. Biz ne konuştuk seninle? Ne dedim ben sana? Ne işi var o şerefsizin burada? Mithat ne yapıyorsun? Bana da bir şey demeye gelmiyor ha. Bir belveledir gideyim. Ana! Ana! Bir koş kız. Kız ne oluyor? Ne bağırıyorsun? Ya... Ana! Hı. Mithat geldi. Melek ablanın odasına fırladı çıktı. Bir bak istersen ha. Deme! Oh, ne oluyor?
Yavaş, ne anlatacaksan adam gibi anlat. Öyle mi? Sen önce adam ol da şu kardeşine sahip çık. Sor bakayım, ne işi varmış Ömer'le? İtat, saçmalama, yeter artık. Yok mu şöyle bir şey ortada? Niye büyütüyorsun? Ha, ben büyütüyorum değil mi? Büyütmeyeyim de bir kere de kızın utandırsın bizi. Bir kara da o çalsın yüzümüzü. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Çık dışarı. Gerçekleri duymak hoşuna gitmiyor değil mi? Çık dışarı. Çık. İtat, sen ne yapayım? Neredeyim? İtat, ne oluyor oğlum? Sesin konağı ineti. Ömer Efendi. Konağa gelmiş yine. Benim haberim var. Her vakit geliydi. Şimdi mi dert oldu? Ya bu sefer doktorluğundan değil. Ya olan biten bir tek benim mi kanıma dokunuyor? Herif elini kolunu sallaya sallaya Defne'nin kuyruğunda dolaşıyor. Yeter! Benim haberim var Denimsa. Onun gelmesi yeğenin yerini bilmesi nedeniyle. Küçük olan. Senle Cumali'den başka düşmanlık eden yok. İkinizin dışında kim varsa kabahatini de bileyim, kefaletini de. Sizin tek yaptığınız ateşi harlamak. Öyle mi baba? Biz yıllarca Şiranlara karşı başımız eğik dolaştık. Aynı hanın içinde tek bir gün huzur bulmadık. Şimdi eğer niyetiniz konağın kapılarını sonuna kadar onları açmaksa, bilin ki ben buna izin vermem. Mithat, Mithat kurbanın olayım Mithat. Özüle çekil. Bak böyle sinirle gitme. Özüle! Mithat'tı değil mi o? Gene nereye gitti? Ömer'in geldiğini duyunca sinirlendi abla. Ömer'in geldiğine değil o. Kim için geldiğine öfkelenmiştir. Dur bakalım daha neler olacak, neler. Ablam, sen kafanı bunlara yorma. Git yat dinle, değil mi? Sonra Allah muhafaza. Tökezler düşersin yine. Bana bak. Ne diyeyim sen? Ha? Ne diyeyim? Ne diyeyim abla? Badriye. Ya Badriye'm sen bu soğukta abla ne diyorsun böyle? Ya ben sana sıcak salep yaptırdım ha. Sağ ben olsun senin için ısınsın diye. Ya sen soğukta dolaşayım valla bakmayın kendine. Aman su içmeye çıktım. Hadi gel. Ya şöyle getirsinler Badriye. Siz Mithat'ı aldırmayın çocuklar. Onun da ateşi sönücü elbet. Kızmıyorum anne. Çünkü bunların hepsi senin yüzünden. Mahmut. Ha? Allah sen bu Mithat'ın Defne ile derdi neymiş? Vallahi bilmiyorum ki Kadriye. Ne döndü ne bitti bilmiyorum valla. Öncesinde Ömer'le mi görmüş ne etmiş? Allah Allah. Ömer kızı nereden tanıymış ki? Bilmiyorum Kadriye. Ya bizim Mithat da iyice delirdi ya. Ya vallahi iyice delirdi ya. Ya bildiği bilmedi ne duysa kendi kendine alevleniyor hemen. Ya büyük bilmiyi küçük bilmiyor. İt gibi dalaşıyor herkesle. Ha gene bugün anda Cuma'yla Mi'yle dalaştılar. Aman ne var?
Babanın yüzü Şirhanlara karşı yerde kalmasın diye uğraştığı çocuk. Sizin ardınızı toplayın. Öyle olmuyor işler Kadriye. Delişman katır yavrusu gibi önüne geleni depikli ya. Ya böyle düzeltemezsin bir şeyleri. Ha ne olur kendi dozunda kendi dumanında boğulur gidersin. Ona katır değil de sen de gençliğinde az değildin. Asya aygırlar gibi geleni geçeni sırtından atıydın. Ya ne az hayvanlar gibi geleni gideni sırtından atıydın. Ya kavgacıydın ama değil Mahmut. Ya ben gene kavgacıyım. Ha şimdi yılkı atım oldum ben gene kavgacıyım galiba. Dayanamayayım ne edeyim. He Mahmut he. Ya sen, ya sen nasıl bir insansın ya? Beni güldürün ya. Mahmut bana bak. Evet. Senin yeğenin var ya kırdık Defne. He. Bu diyeyim sonradan Ömer'e şey olmasın. Ne olmasın? Ya işte bacın gibi. Ömer'i kendine aşık edip sonradan çocuğun başını yakmasın. Ya tövbe estağfurullah Kadriye ya. Nasıl laf öyle o? Etme böyle laflar. Niye? Ananın kaderi kızına yazılırmış derler ya. Ondan dedim ben de. Ya Allah muhafaza Kadri. Ağzından yer alsın. Ha çektiğimizi kendin göreyin zaten. Allah olur mu olur. Çektirene bak hiç. Önüne gelen fırsatını buldukça laf sokuyor bize. Geldiğimizden beri yemediğimiz azar kalmadı ya. Boşuna nefret etmiyorlarmış bizden. Nefret tamam. Tam şu an sırası değil. Asıl şimdi sırası Kerem. Şu an tam sırası. Cevap vermeyecek misin anne? Bir şey söylemeyecek misin bize? Ya anne sen geçmişi saklayıp bize bir şey söylemeyip bile bile bizi buraya nasıl getirirsin ya? Ya nasıl bile bile böyle bir şey yaparsın? Kızım sen ne diyorsun Defne, neler diyorsun böyle? Olanı söylüyorum. Yaşadıklarımızı söylüyorum anne. Buraya geldiğimizde neyle karşılaşacağımızı biliyordun. Ya bile bile neden yaktın bizi? Kadriye bugün her şeyi anlattı bize. Nihayet patladı sonunda. Senden neden nefret ettiklerini, geçmişi, her şeyi bir bir anlattı. Tamam yapma. Yapma zaten Seyit elinde yok. Annemle anne görüyorsun. Yapma ne olur. Uzatma şu an. Kerem. Seyit Ali babamın yanında. Düşmanın yanında değil. Maalesef bu duruma düştüysek annemin yüzünden. Hiçbir şey anlatmadan bizi tuttu getirdi buraya. Ya bunu yapmasaydın biz bunları yaşamayacaktık. Tamam boşanmış olabilirler. Ama bizim de bir hayatımız vardı. En azından biz hayatımızı yaşayabilirdik. Oldu bu insanların minnet etmezdik anne. Cevap vermeyecek misin anne? Bir şey söylemeyecek misin bize? Haksız mıyım ben? Anne sen buraya geldiğimizde bu kapının bize açılmayacağını bilmiyor muydun? Anne bunları yaşayacağımızı bilmiyor muydun? Ya burada böyle itilip kakılacağımızı, istenmeyeceğimizi bilmiyor muydun? Neden bile bile yaptın bunu bize? Ya anne neden bile bile yaktın bize? Biz de salak gibi dedemi suçluyoruz. Anne adam haklıymış. Anne meğer bütün bunları sen hak etmişsin zaten. Ben size anlattım. Ben gençken bir hata yaptım dedim. Anne. Anne bu o kadar da küçük bir hata değil. Hepimizi mahveden koskocaman bir hatanın içine bıraktın bizi ya. Ya hepimizi mahvetti. Ya anne neden? Anne neden yaptın bunu?
Anne neden bunu bize yaptın? Ya... ya insan ölse... çocuklarını böyle bir cehennemin içine atmaz. Mahvettin hayatım anne. Sen. Defne. Kızım özür dilerim. Özür dilerim Defne, ben böyle olsun istemezdim. Kızmak da haklısın Defne. Ama başka çarem yoktu. Yapma bir tanem. Yapma üzme kendini. Yapma Defne. Tamam. Hazır hanımım. Tamam kızım. Ömer'e ses ettin mi? Yemeyeceğimiş. Hayırdır inşallah. Ömer! Bir dakika. Çık lan dışarı. Ömer! Dur! Bu ne rezillik? Ne bağırın ya şimdi? Biz seninle böyle mi konuştuk Cumali emmi? Ha? Ömer'in ipini tutacağım diye söz vermedin mi bana? Aç. Burası yürü değil. Ne diyorsun sen ya? Ben sana Defne'den uzak duracağım demedim mi lan? Ha? Sen yürek mi yedin de bizim konağa geliyorsun benim lafımın üstüne? Sen kim oluyorsun da benim çatımın altında? Torunuma hesap sorayım bakayım. Geldiğimin gittiğimin hesabını vermem. Sen bana adam gibi sorarsan, ben de sana adam gibi cevap veririm. Değil mi? Neye geldiğin beni ilgilendirmez. Tamam mı? Bundan böyle dedenin dizinin dibinden ayrılma. Deden bırakmış senin yularını, sen sahibini bil, tamam mı? Ya sen hayırdır, ne biçim konuşuyorsun ya? Ya ne biçim konuşuyorsun lan? Ödür. Ne yapacaksın? Lan oğlum lan. Seni ayrı tuttuydum babangillerden ama... hata etmişim. Armut dibine düşermiş. Gözümden düştün bilesin. Ben de seni saygı duydum. Elini öptüm Cumali amcam bildim ama... lafının adamı değilmişim. Bak ya hala bak. Ben ne dediysem oyum. Aklın karıştıysa tımarhaneye git. Hanemi basamazsın böyle, kırarım bir tarafımı. Ben daha delirmedim Cumali emmi. Delirirsem işte o zaman kork. Ya hele bir delir ya. Hadi hele bir delir. Hadi hele bir delir. Hadi bir delir lan. Hadi bir delir lan. Allah aşkına. Ne oluyor baba? Ne işin var mesela senin burada? Benim ne işim olduğunu babanla şu doktor efendiye sor. Utanmadan konak basayım ha? Oğlum bir sıkıntın derdin varsa gelirsin dükkana oturursun adam gibi konuşursun. Böyle eve gelip kavga çıkarmak yakışmadı sana bir tat. Halil abi biz dükkanda oturduk adam gibi konuştuk. Ama belli ki bazı şeyler anlaşılmamış. Hele bazıları hiç anlamamış. Uzatma. Hadi çık efendi. Halil abi. Mithat. Bak sen delikanlı adamsın. Burada kadınların yanında olmuyor. Yakışmıyor sana. Hadi aslanım. Hadi. Oğlum bak uzak dur. Hadi. Uzak dur. Lan hala konuşma. Ver. Ver. İki paralık ettiniz beni. İki paralık ettiniz. Lafımı sözümü çiğnadınız. Sayenizde bu it de evin dirliğini çiğnadı, kapıya dayandı. Ne oldu baba yine? Neye denlendi bu olan geldi bu kapıya? Hepiniz benden biliyorsunuz değil mi kabahati? Hele bir sor bakalım şu Ömer Efendi'ye. Karadağ'ın kapısında ne işi varmış? Ya Melek ablanın küçük oğlu Gaziantep'teymiş. Hastane kayıtlarına gördüm, gittim onu haber verdim. Ne var bunda? Sana ne? Sana ne? Hele sen... İhsan'la beraber uğursuzun davasının peşine düşmüşsünüz. Bilmeyeyim sanma.
hepiniz o hayırsıza el verirken ciğerimi sökürsünüz, ciğerimi. Ondan sonra da bu elin mithatıyla yüze getirirsiniz beni. Baba sana etme dedim anlamadın. Sus dedim duymadın. Ne günah bildin ne ayıp. İnsanlığını, vicdanını ardına alıp öfkenle yürüdün. Meleğin gelişi değil, asıl senin yaptıkların yüzünden hiçbirimize huzur kalmadı. Ama artık yeter. Kimsenin damarına basma, kimse de haddini aşıp kapımıza dayanmasın. Sana daha diyecek lafım kalmadı. Halil, Halil, Allah aşkına bir dur. Nereye gittin oğlum? Bir tatı dinleyip de birbirinize mi düşeceksiniz? İlk önce babam kendi nefretine dönüp bir baksın anne. Bu ateş sönmeden dönmeyeceğim buraya. Yok, Halil. Halil! Halil! Amca bekle bir amca. Anne, bırakıp gideceksin beni? Tatlım bak, polis peşimizde diye kafamızı hiçbir yere sokamadık, dışarıda kaldık. Ne olur aç şu telefonu, bir konuşalım. Bir çözelim şu işi. Lütfen tatlım, hadi. Baba. Hı. Biz annemle burada kalmıştık. Hadi, gözlerin açık rüya görüyorsun. Uyu bakalım. Kolun acıyor mu? Hayır. İyi. Hadi güzel. Tatlım bak, polis peşimizde diye kafamızı hiçbir yere sokamadık, dışarıda kaldık. Ne olur aç şu telefonu, bir konuşalım. Çözelim şu işi. Lütfen tatlım, hadi. Biraz sürün bakalım, olay vereyim. Sen benim kıymetimi bilene kadar biraz sürün. Birazcık sürünsen bir şey olmaz. Adam çocuğu götürmemiş. E geri de vermeyi. Niyetini bir anlasaydık. Otelde de yalnız başına değilmiş. Zaten malum. Yanında bir kadın varmış. He ya. Meleğin acısı telaşı artmasın diye. Sen üstüne gidip bir şey demedin ya. O kadın. Ama yoksa. Aa, tövbe estağfurullah. Ah. Sen neye yorduysan. Ben de onu anladım abla. Demek Melek beni haberim yokken boşadı derken kız doğru söyleymiş. Yıllar önce bu it herife yetim öksüz diye hem iş hem dükkanda yatak verdiğim hem yanayım. Yoksa
Ciğeri iki para etmez bu adamın peşinden. Kızımın gittiğine mi yanayım? Neye yanaştın? Olanla ölene çare olaydı. Oy yanam oy. He. Olaydı. Keşke olaydı. Hanımım sofraya geçecek misiniz? Cumali Bey'ime sordum, yeteceğim dedi. Yok kızım, yemeyeceğim. Topla sen. Peki. Hepimizi darmaduman etti. Uyuyabilirse uyusun bakalım Cumali Efendi. Halim yine gitti yuvasında. Ana. Ömer konağa çocuk için gitmiş ya. Mithat niye Defne'yi öne sürdü, hiçbir şey anlamadım. Bilmiyorum ama ben de hiçbir şey anlamadım. Ben oradayken Ömer geldi. Küçük çocuğu babası hastaneye getirmiş, kayıtlarda görmüş. Onu demeye gelmiş konağa. Daha fazla uzatmadan kattım, önüme getirdim. Bu Ömer'le Defne ne ara arkadaş olmuş? Bilmiyorum ki. Mithat boşuna hallenmedi ya. Doğru değil. Hiç iyi olmadı bu iş. Neden yapıyorsun bunu? Anne. İyi misin? Sence? Gel. Dedene kırıldın değil mi? Haklısın anneciğim ama işte o da çocuk görüyor seni hala. Ondan elini çekmiyor üstünden. Ne aldım artık anne ya? Bir sana yapmıyor ki anneciğim. Bak amcana da aynını yapıyor. Sonunda onu da yüzüne getirdi. O da çekti gitti. Sen gene de üstüne gitme anneciğim, olur mu? Ya anne. Haklı olsa ağzımı açmayacağım. Hiçbir şey demeyeceğim. Kabahatli de ben olacağım. Ama bu dedemin bu vicdansızlığı, bu adaletsizliği gerçekten canımı yakıyor artık. Yeter. İstiyor ki her şey kendi etrafında dönsün. Hep onun doğrusuyla olsun ama öyle bir dünya yok. O da sizi korumaya çalışıyor işte aklınca. Bazı şeylerin önünü arkasını bilmeden yargılıyor herkesi. Eğer Melek ablanın çocuğunu babası alıp götürdüyse bunda benim de hatam var. Senin ne hatan olacak annem? Sen nereden çıkardın hata? Bilmiyorsun tabii. Ben Defne ile Seyit Ali'yi pikniğe götürmüştüm. Nasıl olduğunu anlamadık. Çocuk parkta top oynuyordu. Arkamızı bir döndük baktık, yok oğlan. Meğer babası o Surakaş'la göz arasında alıp götürmüş. Annem sen ne dediğinin farkında mısın? Yoksa Mithat o yüzden mi geldi bizim kapımıza dayandı? Yok yok. Mithat'ın haberi yok. Melek abla biliyor sadece. Yazık o kadıncağıza da. Onca derdin sıkıntısının arasında. Aman huzurunuz kaçmasın, deden duymasın, kimsenin kulağına gitmesin diye sıkı sıkı tembihledi beni. Ama dedem de bunları bilmeyip ve bahanelerle işte huzur kaçırıyor. Anneciğim siz bu kızla ne ara arkadaş oldunuz, böyle pikniğe gitmeler falan, ne oluyor annem? Anne kurban olayım ya, sen de mi? Ay sen benim yüreğimi mi indireceksin anneciğim ya?
Deden uzak dur dedikçe sen gidip nelere karışmışın haberim yok. Bak bizim evimizin huzurundan daha mı önemli senin bu arkadaşlığın, bu sohbet muhabbet? Görüşmeyi ver o kızla. Hem Melek doğru demiş. Kimsenin kulağına gitmesin bak anneciğim. Babaannenin bile. Hem anne. Anne konu bu değil. Konu bu değil. Benim kimle görüşüp görüşmeyeceğimi artık lütfen kimse müdahale etmesin. Dedemin de benim üstüne bu kadar tahakküm kurmaya hakkı yok. Şşt. Güzel üzüldüm. Sen de böyle boşuna üzülüp kaygılanma, tamam mı? Ben ne yaptığımı biliyorum, tamam mı? Sen kur ya Rabbi. Korktuğum başıma gelmesin. Bitmiyor Hırgür, derdi o. Bitmiyor. Her akşam yeni bir şey ama babam da konu hala aynı. Ya gün geçtikçe sakinleşir durulur diyorum ama yok. Her gün daha da fazla büyüyor öfkesi. Seyit Ali amcadan elini çekiyor, Melek'e başlıyor. Melek bitiyor, Mithat'a. Şimdi Ömer'e takmış kafayı. Defne var ya Melek'in kızı, onunla görüşüyor diye. Mithat da bunları görmüş, konağın kapısına gelmiş. Ya bir baba olarak aralarına girip Mithat'ı sakinleştireceğine üstüne üstüne gidiyor konu. Kardeş, Ömer o konağa serbestçe giriyordu. Kimse de ona bir şey demedi. Ama bak, Cumali amcanın korkusu başka. Yani... Biliyorum ne demek istediğini Mirza, biliyorum. Defne ile arkadaşlığından çekiniyor. Babam da, Mithat da. Ama Ömer'in yaptığı belli. Melih'in çocuğu için gitmiş konağa. Sakın an göze çöp batarmış hesabı işte. Çocuk mu oldu? Haber yok mu? Yok. Ama bulurlar adamı. Ya o korkuyla zaten fazla uzağa gidemez. Benim tahminim çıkar ortaya yakında. Kardeş benim anlamadım. O adam o ara otelden nasıl kaçtı ya? Vallahi ben de anlamadım ki Mirza. Ben otelin önündeydim. Melekler babasıyla içerideydi. Sonra herkes çıktı dışarı. Bir baktık adam yok. Gitmiş. Yalnız Seyit Ali amca Melek'in önüne düşüp çocuk arıyorsa... ...demek ki buzlar erimeye başladı ya. Bu buzlar kolay çözülmez de... ...babası neticede ele güne karşı yalnız bırakmadı. Yoksa yumuşamış değil. Ne Melek'e ne olanlara. Seyit Ali amca bugün otelin önünde bana öyle bir baktı ki... ...ne işim var hala kızımın peşinde der gibi. Sitem miydi? Kızgınlık mı bilemedim. Bir de herkes bana Melek'e neden geçmişin hesabını sormuyorsun diye. İşte çözemediğim dedin o bakış var ya, bu. Sitem de bu, öfkesi de bu. Herkesin gözünde aynı soru. Sordun mu geçmişin hesabını? O değil de kardeş. Sen olan bitenin hesabını kendine sordun mu? Mirza, benim kendimle kavgam bitti. Su ettim yüreğimi, sul ettim olanlara. Melek'e gelince... ...neden beni sevmedin Melek? Öyle mi diyeyim? Ha, denir mi? Sevdanın muhasebesi olur mu? Hesabı kitabı tutulur mu Mirza? Sen de bilirsin ki sevmek, gönül vermek bir kalpte olur. O kalbi görene, dünyasına kabul edene ömürlük yaren olursun. Dönüp giderse de eksilirsin ama eksilsen de ah etmez. İnsan sevda yolunda talip olduğu yüreğe yalnızlığını adarmış kardeş. Anne,
nasıl bulacaklar Seyit Ali'yi? Babam şimdi polisin peşinde olduğunu öğrendiğine göre otele falan da gitmez. İyi ki çevirmişim seni Almanya yolundan. Ve zaten bulamayacakmışsın. Ne yapıyorsun? Gidemiyordun zaten. Kerem sen Almanya'ya mı gidiyordun? Doğru mu duydum? Evet. Ya anne. Ben o gün sana onu maçtan getirdim dedim ya. Havaalanından getirdim. Evet. Ömer de yanındaydı. Sen de beni bırakıp gidiyordun ha? Hayır annem, olur mu öyle şey ya? Ben Seyit Ali'yi alıp gelecektim. Hatta Defne de biliyor. Tamam, söylesene. Evet anne. Sen çok üzülünce Kerem de almak istedi Seyit Ali'yi. Para istedi benden. Ben de verdim. Babam vermişti parayı harçlık olarak. Bilet aldı sonra. Sonrasında da kıyamet koptu zaten. Oğlum sen ne zaman büyüdün de annenin derdine çare arar oldun? Büyümesin var anne. Seni o halde görünce bir şey yapmak zorundaydım. Kay bakayım, kay. Ben sizi çok üzdüm biliyorum. Gerçekten de çok zor bir şeyin içine getirdim. Farkındayım çocuklar. Ama ne olursunuz. Kerem, Defne, ne olur lütfen. Biz birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz. Beraber halledeceğiz. Seyit Ali'mizi de alacağız yanımıza. Sonra hiç ayrılmayacağız. Bende sıkıntı yok da sen kızına söyle. Bana ne söylüyorsun şimdi ya? Gel git akıllısın kızım, ne yapacağım belli olmuyor. Sensin gel git akıllı. Sensin. İyi ki çevirmişim seni yoldan. Yoksa ağlıyordun şimdi Almanya yollarında. Ne yapıyorsunuz? Ya yapma tamam. Gezi bağlarında dolanıyorum. İzirdim yârimi. Aman aranıyorum. İzirdim yârimi. Aman tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma. Hallarımı söyleyin. Derdimden anlamaz. Ben o yârine derdimden anlamaz. Ben o yâri neyleyim. Gesi bağlarında üç top gülüm var. Ey Allah'tan korkmaz. Sana bana ölüm var. Ey Allah.
varsa bu dünyada zulüm var. Atma garip anam, beni dağlar ardına. Kimse atma garip anam, beni dağlar ardına. Kimseler yanmasın, anam yansın derdime. Kimse yansın derdime. Hanımım, mamuklara haber edeyim mi yoksa siz başlar mısınız? Çayları koy Beyhan. Onlar huy edindiler. Kahvaltı masasına tenezzül etmiyorlar. Abla, hayırdır? Yeni yeni adetler mi çıkıyor? İkidir kahvaltılarını odaya istiyorlar. Hadi afiyet olsun, buyur. Oğlum oynama, hadi başlasana. Menemen vereyim mi sana? Hı? Al kızım şunu ortadan. Kadriyem, senin kahvaltını odaya istedim mi? Yok. Ben de geleyim diyeyim. Hep beraber yapa kahvaltıyı. Nasıl? Yavaş şöyle be Kadriyem ya. Yavaş şöyle be Kadriyem ya. Yavaş şu kapıdan bir kafanı çıkar, bir nefes al. Bir kendine gel Kadriyem ya. Heh. Oh. Oh. Vallahi senin hatırın için. Yoksa acım hala dinmedim. İçimde büyük bir boşluk var ama hayatta devam edeyim. Allah'a isyan etmek bana yakışmıyor. Senin canını seveyim ben Kadriyem. Ne güzel dedin öyle. Allah'a isyan etmek bana yakışmaz diye. Allah büyüktür. Sıkma kendini. Hepsi geçici inşallah. Hepsi. İhsan var mı bir haber? Anladım. Tamam. Ben haber bekliyorum senden. Sağ olasın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Şükür soframıza buyurdunuz. Daha iyi istedim kendimi ana. Seni, babamı göreyim. Sizden değer gördüğümü hissedeyim dedim. Bundan sonra öyle kendimi odalara falan kapatmayacağım. Değil mi çünkü? Ya şöyle. Al ekmek verse hava. Melek, kızım çocukların kayıt işini ne yaptın? Müdürleriyle konuştum da hala bazı evraklar lazım. Onları toplayayım, götüreceğim, kayıtlarını yapacaklar. Ne evrakıymış? İşte fotoğraftı, ikametgah lazım. Mahmut. Muhtar Kasım'a uğra, dükkana giderken çocukların ikametini versin.
Mahmut sana diyeyim, kulağına kurşun mu döktürdün? Ya seni duyayım hala da. Muhtar Kasım bana evrakları vermez kendileri olmadan hala. Aman ne var sanki? Tamam ana, neyse ben şey yaparım. Bakarız, ben hallederim bir şekilde. Hayırlı sabahlar baba. Sana da kızım, sana da. Hayırdır, nerede bunlar? Ben çay koyayım sana. Anamın midesi tutmuş, yemeyeceğimmiş. Ömer de hastaneye gitti. Sana afiyet olsun kızım. Baba. Efendim oğlum. Seninle biz dışarıda uyuduk ya. Üstümüze yıldız mı düştü? Yıldız mı düştü bilmiyorum ama çiğ yağdı kesin. Efendim Alpay. Bak bağıracaksan yine hemen kapatırım, haberin olsun ha. Niye öyle yapayım bir tanem ya? Merak ettim seni, onun için aradım. İyi misin? Allah ben iyiyim. Yani güzel bir gece geçirdim. Ben sizi merak ediyorum. Olaysız geçirebildiniz mi geceyi? Tatlım biz dışarıda kaldık dün gece. Çocuğun kolu ağrıdı. Yanımızda ilaç da yoktu. Perişan olduk anlayacağın. Of. Alpay sana değil ama Seyit Ali'ye o kadar üzülüyorum ki. Peşinde mahvoldu o çocuk ya. Gerçekten perişanız Funda. Tamam. Sen bir konum at da geleyim bir çay ısmarlayayım. O çocuğun da içi ısınsın. Tatlım benim, hemen gönderiyorum. Öpüyorum seni, bay bay. Karnının onunla doyurma. Seni kahvaltıya götüreceğim, tamam mı? Halacığım ben çıkıyorum. Kızım nereye gidiyorsun sabah sabah? Oğlana bakınacağım. Sokakta çocuk mu aranır kızım? Babasının yanındadır, nerede olacağı? İşte ne bileyim, belki babasını görürüm hala bir yerlerde. Böyle de bekleyemiyorum ki. Bir çıkayım ben. Hadi git bir ha, oğlan gel. Anne. Nereye gidiyorsun? Kızım çıkıyorum biraz, kardeşinize bakacağım. Babanızı arayacağım, açar belki telefonunu. Tamam biz de gelelim. Hadi madem acele edin o zaman. Tamam bekle, ceketimi alacağım. Defne sen de al üstüne bir şey kızım, serinledi artık havalar. Tamam. Gelsinler madem. Merhaba.
Çay istiyor musun baba? Çay söyleyeyim mi? Yok, ben içmeyeyim. Seyit Ali amca, ustam kahveye bekliyor. Tamam oğlum, sonra ben gelirim. Hakkı! Buyur usta. Ateşi öldürmeyin, ben gelirim. Peki usta. Önümü verin bra. İtaat. Buyur Cemal amca, bir şey mi oldu? Az gel hele. Akşam ettiğin oldu mu? Yakıştı mı sana? Dün ben sana bir dünya lafı boşuna etmişim. Ben istemedim böyle olmasını Cemal amca. Mecbur ettiniz beni. Bak beni iyi dinle. Babana tek kelime demedim akşamla ilgili. Diyeydin. İsteyeydim derdim. Baban da ayaklarımı kır eline verirdi. Konaktan dışarı çıkamazdın daha. Ne diyorsun ya Cemal amca, ne yapak? Sen anlamayın daha. Bu çekişmenin hiç kimseye hayrı yok diye sustum. Sen de dişlerini ciğerime sokmayı bırak. Bir halça arası bulak. Düşün, taşın. İtaat, sen bu kasabın hesabını ne ettin? Bir bak bana. Gel hele gel. Ne diyor gene? Yok bir şey işte. Böyle boş boş konuşuyor. Baktık, yok işte. Hakikaten anne ya, park bahçe ne varsa gezdik. Çocuğum bir umut işte. Seyit Ali belki böyle darlanıp delik vermediyse babanıza... baş edemeyip dışarı çıkarmıştır ha. Siz neydiniz, ne yapıyorsunuz bunu? Olana bakıyoruz baba. Hani belki yanılıp dışarı çıktılarsa. Bey böyle bulamaz. Baba haklısın da ben de dayanamıyorum işte, duramıyorum. Anne, bak polis de peşlerinde zaten, daha nereye gidecekler? Ne yorulduk vallahi, park bahçenin bir şey bulalım, bir yerde oturalım. Sen ararsın, mesaj atarız, belki oradan gafletin düşer açar ya. Kerem bana bak, çağının etrafına bakalım, hadi. Ha, Hafız, ben Seyit Ali. Benim bir müşkülüm var. Ha, sonra Seyit Ali. Bizim Melek, bebesini bulmak için ortalığa dökülmüş. Eğer bir meşgale bulmazsa deli olacak. Hani sen değildin ya, atölye falan. Ben de onu söyleyeyim dedim sana. Ha, anladım, ben senin derdini anladım. Sen yüreğini ferah tut, ben o işi halledeceğim, tamam? Sağ olasın, Allah razı olsun abisi. Alo, Hafız dayı. Alo, Melek kızım, sen ne edin bakayım ha? Nerelerdesin?
Dışarıdayız çocuklarla Hafız dayı. Ya, kusura bakma ben gelemedim. Ama bak burada yerin hazır. Talebelerin hazır. E seni bekliyor. Ama senden böyle ses soluk çıkmayınca. Evet evet Hafız dayım. İşte bilmiyorum belki duymuşsundur. Benim küçük oğlanı babası aldı. Onun derdiyle uğraşıyorum. Ha duydum duydum ya. Allah onun sabrını sana versin. Öyle de işte dayanamıyorum ki Hafız dayı. Bir de yavrumun kolu kırılmış onu öğrendik hastaneden. Ay, 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 inşallah kötü bir şey yoktur. Bak sonuçta babası yanında değil mi? Polisler peşine düşmüş. E sen de elinden geleni etmişsin. İşte bakalım haber bekliyoruz. Bak şimdi haber bekleyip de kendine eza verme yavrum. Gel derdini bakırlara anlat. Sabır dirayettir. Eğil. Ya öyle mi diyorsun? Evet aslında. Peki Hafız dayı tamam. Geliyoruz. Çocuklarla geliyorum o zaman. Hadi selamet. Tamam. Görüşürüz. Hadi bakalım gelin benimle. Nereye? İşte oturacağınız bir yere gidiyoruz. Madem oturmak istemiyor muydun? Sen edecekmişim gibi bir his var içimde. Alpacığım ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Kendi kendine bir şeyler yapıyorsun. Sonra da yavru kedi gibi viyak viyak etrafta. Deme öyle. Bak ben senin yanındayım. Geldim buradayım. Beraber halledeceğiz tamam mı? Buraya gelmeden emlakçıyı aradım biliyor musun? Çok güzel bir ev varmış elinde. Kahvaltımızı edelim sonra gidip bakalım. Gerçekten. Hı? Mis gibiymiş hem de. Dayalı döşeli. Hemen gireriz otururuz içinde. Seni işte bunun için çok seviyorum. Pis çıkar canım. Hayır öyle deme gerçekten. Gerçekten. İsterimi biliyorsun. Nihat. Çocuğa da iki lokma bir şey yedir. Yine aç kalmış bak garibi. Hadi. Hadi oğlum biraz da peynir ye. Al bakalım biraz da peynir ye. Melek kızım, hoş gelmişsin. Hoş geldin. Nasılsın çocuklar? İyi, sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşürüz. Çocuklar Hafız dayı aynı zamanda benim ustam biliyor musunuz?
Yani ustamdı. Bakır işlemeyi o öğretti bana. Şimdi kendi usta oldu ama ne ekmezse demeyeyim. Gerçekten mi anne? Nasıl ya? Sen bakır işliyorsun. Ciddi ciddi. Evet, ne var? Hem de en alasında. Gelin içeri geçek. Ananızın marifetini gör. Buyurun. Ay anne. Gelin bak. Bu ne kızım? Geç bakalım tezgahın başına. Hadi. Delikanlı, sen oraya. Geç. Hanım kızım, sen de şuraya otur bakayım. Al bakalım. Bu senin. Delikanlı, bu da senin. Ben hiç bilmiyorum ama. Peki. Bak şimdi. Elime çok dikkatli bakacaksın. Şimdi bunu böyle koydum. Böyle yumuşak yumuşak kuracağım. Ama bunu vururken bu sesi içinde duyacaksın. İçinde o sesi hissedeceksin. Daha sonra elinin ve kulağının hafsalası gelişecek. Tamam. Al. Teşekkürler. Kızım hadi. Hani bilmiyorum ben. Çekiş tutmayı bile bilmiyorum. Denemeden nasıl bileceksin Defne? Bak ayaklarını böyle tezgahın iki tarafına koy güzelce. Sıkıştır mengeneyi böyle kuvvet alacaksın, tamam mı? Kalemi de zaten burada yeri belli. Gördün mü? Oyu hissedersin. Baş parmağını buraya yerleştir. Bak yolu var zaten Defne. Bakayım acıdı mı? Tamam, tamam, bir şey yok. Çekicik kafasını sağ... Kızım bileğini güçlü tut. Ha, bırak bana, bileğini gevşek bırakacaksın ama çekici sağlam tutacaksın. Kontrolün sende olsun. İşte bak. Defne nasılsın? Kardeşinden haber var mı? Bir gelişme olursa lütfen haber ver. Ömer. Baksana. Buyurun hocam. Otur. Melek Hanım sonuçları çıktı. Kötü bir şey yoktur inşallah hocam. Emin olmadan seninle konuşmak istemedim. Onkolojide değerlendirme de yaptık. Melek Hanım maalesef lenf kanseri. Yapmayın hocam ya. Zaman kaybetmeden, görüntülemeden randevusunu al. Kanserin evresini iyi tespit edelim. Melek Hanım'ı hemen bugün ara, gelsin. İleri tetkik tedaviye başlamamız gerekiyor. İleri tetkik. Numarası burada. Tamam, tamam hocam. Kolay gelsin. Alo. Evet, benim. Kimsiniz? Abla, ben Ömer. Ha,
Sen misin? Aramak zorunda kaldım, kusura bakma. Ne oldu? Hayırdır, kötü bir şey yok değil mi? Ya abla sonuçlar çıktı da bir hastaneye uğrayabilir misin? Ama ben şimdi gelemem biliyorsun. Seyit Ali'yi babasından alayım, hastanede uğraşacak vaktim yok. Abla. Bir dinler misin? Durum ciddi. Lütfen öyle telefonda konuşulacak gibi değil. Bekliyorum hastaneye. Bak gelemezsen gelir alırım seni konaktan. Hayır. Hayır tamam. Sakın yani tamam. Tamam ben geliyorum. Yani ben geleceğim söz. Tamam. Kimmiş arayan? Başak, kahve içelim diyor. Ben de git o zaman. Siz kendiniz dönebilir misiniz? Biz döneriz de. Sen iyi misin? Evet. Evet iyiyim oğlum. Hay hadi çıkalım o zaman. Ben de vakitlice gideyim geleyim. Melek. Mirza. Bana pek değişmemişsin. Olur mu hiç öyle şey? Baksana boyum kadar çocuklarım var. Kerem, Defne, Mirza benim çocukluk arkadaşım. Merhaba gençler. Merhaba. Merhaba. Biz de tanışamadık. Halil ben. Melek, ufaklıktan bir haber var mı? Yok maalesef. Hayırlısı. Tez vakitte çözülür inşallah. İnşallah. Ya bizim hemen çıkmamız gerekiyor. Mirza, seni gördüğüme çok sevindim. İnşallah yine görüşürüz. İnşallah. Allah'a emanet ol. Sağ ol, sen de. Bulabilirsiniz buradan değil mi konağı? Zaten hemen sola dönünce dümdüz gidiyorsun sonra o bildiğiniz yol. Ya tamam ben de merak etme ben biliyorum yolu. İyi, tamam madem. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir şey soracağım. Bu o Halil mi? Ha öyle galiba. Alo Ahmet ne haber? İyidir oğlum. Kayboldun gene. Nerelerdesin? Yok ya. Buradayım bir yere gittiğim yok. İyi sahaya gelsene. Maçımız var. Hem hoca seni sorup duruyor. Ha, sahaya diyorsun. Ya gelmek isterim de. Şimdi ben kız kardeşimle. Dur bir dakika bekle. Sahaya çağırıyorlar. Sen buradan ev bulabilir misin? Kerem ben konağa tek başıma gitmem. Ya seninle geleceksem olur. Alo Ahmet. İyi biz geliyoruz. Ya Ahmet ya... Benim üstüme gelecek bir şeyim yok. Ben yine kotla oynamak istemiyorum. Ayarlarız buradan bir şeyler. Sorun değil. Ha tamam güzel süper. İyi tamam görüşürüz geliyoruz. Hayırdır? Ne var? Konağa tıkılıp kalmaktan iyidir yani. Allah'ım şimdi sen beni mi izleyeceksin? Evet. Dünya tersine mi döndü? Dünyanın sonu mu geldi? Hayırdır ne oldu acaba? Hayır canım Defne'nin canı sıkıldı mecburiyetten yani. Ya hadi sen de beni izlemek hadi Kerem, merak hadi. Merak ediyorsun. Osman. Buyur usta. Hani tesbihi ipe dizeceydin? Elim boş kaldı oğlum. Usta sen dedin ya sağlam bir ip getireceğim onu dizersin diye. Hem misina getireceğim dedin. Getirmedin mi? Yok. Niye? Niye demiyorsun oğlum? Niye hatırlatmayayım bana? Bakayım kitap bu benim. Akşam hatırlatayım yarın getirirsin usta. Osman. Buyur usta. Sabah Halil gelmedi değil mi? Yok usta uğramadı bugün. Malzemeleri almaya kim gitti? Olabilir mi usta? Haberim yok benim. Hayri. Buyur usta. Almacılara kim gitti? Gidecek miydik usta? Halil demedim size.
Yok usta, uğramadı zaten bugün. Ha, o gelmedi ya. Siz aradınız mı? Yok. Niye arayacaktık usta? Nişastamız, şekerimiz, her şeyimiz var. Bir ihtiyaç yok ki. Öyle mi? Size mi sorucum ben ne edeceğimi? Ne oldu ki usta, ben anlamadım. Ben sizi hiç anlamadım. Birbirinizden haberiniz yok. E savuçta git yürü. Git işin başına. Halil abi gelmedi ya, hırsını bizden aldı. Nasıl yediniz fırçayı ama? Bir geç içeri, abim ayağın altına. Alo Ömer. Niye açmayayım oğlum telefonu? Çalışıyorum dede, buyur. Benim yeni ilaçları nasıl içecektim ben, onu sorucudum. Dede üstüne yazdım ya zaten. Bir tanesi yemekten önce, diğeri de eskisi gibi günde 3 tane. Yakın gözlüklerim yanımda değil. Unutmuşum işte. Bir daha desen ne olur? Osman abiye söyle, o okusun sana. Okutmayayım işte. Dede bak, benim vizite yetişmem lazım, tamam mı? Kapatıyorum ben, sonra ararım. Melek abla, geldin nihayet. Geldim, geldim Ömer de. Oğlum sen bana bir Seyit Alem'in durumunu söyler misin? Bizimkilere demişsin, çocuğun kolunu mu kırmış? Ciddi bir şey mi Ömer? Yok ablam, ufak bir kırık. Yani onu alçıya almışlar, hiç sıkıntı yok. Ben Nefise teyzeye anlattım hiç. Niye endişelendin bu kadar, kurban olayım ya? Ya ne yapayım çocuğum? Yani ben... Nasıl olmuş acaba? Hoş geldin, hayırdır? Melek ablanın sonuçları çıktı da onu. Ha öyle mi? Şey, konuştunuz mu peki doktorla? Yok, ben de şimdi geldim zaten Başak. Daha konuşmadık. E peki ne diyor doktor? Başak sen işinden kalma, biz konuşalım, sana da anlatalım. Melek benim şu an senden başka bir işim yok. Ömer, hadi hep beraber hocanın yanına gidiyoruz. Annem ay düze,
annem vay yüze. Yönünü çevirin sıladan yüze, annem vay yüze. Benden selam söyle alacağınız ilaçtan ciddi yan etkiler olacak. Yorgunluk, halsizlik, bulantı. Bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Saçlarım. Saçlarım dökülecek mi? Yani çocuklarım anlamasın diye soruyorum. Her vakanın tedavi süreci ve yan etkileri aynı değildir. Ben dostlarınıza ilaçlarınızı ve bundan sonraki yapacağımız kontrol tetik sürecini yazdım. Ömer takip edecek hepsini. Tamam hocam. Kemoterapinin ilk kür takvimini ben hazırladım. Ömer. Ben ilgileneceğim hocam. Sağ ol. Aklınıza takılan bir şey olduğunda bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ya da Ömer'e haber vermeniz yeterli. Ben de Melek'in yakın arkadaşıyım hocam. Öyle mi? Çok güzel. Bundan sonra haberleşme halinde olacağız demek ki. Teşekkürler. Bu hemen başlamanız gereken ilaçların reçetesi. Ama o kağıdı kaybetmeyin, ilaçların dozları yazılı. Çok teşekkürler hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol. Evet, bizim için gayet uygundur. Evet yani geniş, tertemiz, çok güzel bir ev. Başka bir sıkıntısı yoksa? Vallahi bu fiyata daha iyisini bulun, size burayı bedava vereyim. Tamam, tamam. Tutuyoruz. Tamam, buyurun ofise geçelim. Kontratı hazırlayalım o zaman. Kardeş ya biz Almanya'dan yeni geldik. Malum çocuğum koluda. Hem ben onun ilaçlarını vereyim, siz hanımla halledin. Olur mu? Alpay, imzan gerekli olacak. Tatlım senin üzerine yapacağız zaten. Benim gelmeme gerek var mı İsmail Bey? Yok, siz bilirsiniz. İyi, tamam. Şuradan halledersiniz. Tamam, hayırlı olsun. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sağ olun. Geliyorum. Beni elin adamıyla yalnız bırakıyorsun ya. Aman yiyecek hali yok ya senin. Ya yemek deyince aklıma geldi. Böyle gelirken de yiyecek bir şeyler getirsen ne kadar iyi olur. Başka derdin var mı? Varsa onu da çözeyim. Bütün akşamın yorgunluğu üzerime çöktü. Ne olursun. İyi hadi. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Burası kimin evi? Funda öğretmeninin evi oğlum. Hı? Sen şimdi birazcık sus da ben de birazcık dinleneyim. Olur mu? Hadi bakalım. Zaten tartışmıyoruz Başak.
Hasta olduğumu kimse bilmeyecek. Siz de bana söz vereceksiniz. Ya tamam, tedavi olacağım. Ne istediyseniz de yaptım. Bundan sonra da yapacağım. Ne istiyorsanız yapacağım. Ama bu durum aramızda kalacak. Yapma Melek. Bu durum nasıl saklanır ki? Ya bir şekilde babana, halana, çocuklara söylemen gerek. Abla haklı. Ya ailenin öğrenmesi lazım. Sana destek olması lazım. Her tedavi aynı olmuyormuş. Saçlarım dökülmeyecekmiş. Tedavi olduğum belli olmayacak. O zaman hastalığım da anlaşılmayacak. Melek, neden? Ya senin en çok ailene ihtiyacın olduğu anda neden bunu ısrarla saklamak neden istiyorsun? Neden mi Başak? Gerçekten mi anlamıyorsun? Ya Başak, Allah aşkına. Allah korusun bak, Allah korusun kendini benim yerime koy. Sen böyle bir şey Zehra'ya söyleyebilir misin? Zaten çocukların bir de sınav seneleri bu sene. Allah aşkına bir çocuk böyle bir yükün altına sokulur mu? Benimle birlikte perişan mı olsun çocuklarım? Lütfen, ben çocuklarımın umutlarının, hayallerinin kırılmasını, yıkılmasını istemiyorum. Lütfen. Peki ya baban? Ya halan? Onlar neden bilmesin? Ben buraya gelirken hasta olduğumu biliyordum. Tedavi işe yaramazsız, neticede ne olacağını da biliyorum. Hayır, benim Sıla'ya dönüşüm affedilmek için falan değil aslında. Benim çocuklarıma emanet edeceğim Almanya'da kimsem yok. Ben çocuklarımı buraya getirdim. Çünkü benden sonra babam onlara kol kanat gerebilir. Benim gibi bir tek babam bakabilir onlara. Ben çocuklarımı buraya emanet etmeye getirdim. Sonunda ölüm varsa da annemin koynunda yatmaya geldim. Ben şimdi babamlara, halamlara hasta olduğumu söylersem üzüntüleriyle kırgınlıklarını örtecekler. Ellerinden geleni de tabii ki yapacaklar, biliyorum ama... Ben babamın beni öleceğim için değil, gerçekten pişman olduğumu bildiği için affetmesini istiyorum. Anlıyor musun Başak? Ne olur bana söz ver. Ya ne olur. Bunu senden bir arkadaşın olarak istiyorum. Beni bir anne olarak anla. Bir kadın olarak anla. Bir insan olarak anlayın beni lütfen. Tamam, benim sayılı günüm kalmış olabilir ama ben hala hayattayım. Hayattayım, benim kararlarıma saygı duyun, yanımda olun. Abla kabul. Tamam, haklısın. Ama lütfen sen bize söz ver, tamam mı? Ne olursa olsun bizden bir şey saklamayacaksın. Tamam. Tedavi için ne gerekiyorsa itiraz etmeyeceksin. Söz ver abla, lütfen. Tamam doktor, tamam. Sen güçlüsün. Bunu hep beraber atlatacağız, tamam mı? Ben hep yanında olacağım senin. Tabii ki atlatacağız. Tabii ki atlatacağız, yapma lütfen. Hadi ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim, olur mu? Gideyim ilaçlarımı alayım. Thank you.
Al şunu ha. Hayırdır baba? O elindeki ne? Yıllardır eline çakalmadıydın. Oğlana mı yaptın? Ve? Verdin mi aslını? Abimin acısını düşündüm de. Yıllar sonra bebesi olacaktı şimdi. O bebeğe de yapmak aklına gelmediyse demek. Kaybetmeseydik ona da yapardım. Ha, senin yüreğime soktuğun hançer neyin nasıl? Mahmut'u bir yana, Meleği bir yana ayırdığın hançer. Ben sizi ayırt etmeden büyüttüm. Ama babalığımı sorgulamak sana düşmesin. Kime sarılacağım? Kime kızacağım? Kimi yiteceğimi ben bilirim. Ayırt etmedin mi baba? İyi düşün bakalım. Mahmut'la Melek'le çekilmiş nice fotoğrafım var. Ya benle bir tane yok ya. Bir tane. Niye baba? Niye? Başlarda ben de bilemedim. Aklım ermeye başladıktan sonra çözdüm ama. Sen anamı sebep bildin mi? Ben doğarken anamın canını almış Allah. İşte o günden sonra herkesin sezdiği ama kimsenin görmediği bir duvar ördün sen aramıza. Ben el kadar bebekken çok koştum sana sarılmak için. Sevgini, şefkatini azıcık olsun hissedebilmek için çok koştum sana. Ama hep o duvara çarptım. Hep o duvara çarptım. Elim, yüzüm, gözüm, en sonunda yüreğim nasır tuttuktan sonra anladım sebebini. Hakkım olanı az da olsa alabilmek için ben Meleğin kollarına sığındım. Anasızlığımı, sevgisizliğimi azıcık da olsa giderebilmek için. O ne yaptı baba? O ne yaptı? Ortada bıraktı gitti beni. Yani olan hep bana oldu baba. Olan hep bana oldu. O yüzden işte şimdi kimse bana niye böyle yakıcısın, niye böyle sertsin demez. Benim var ya, tek nefeste dünyayı yıkasım. Tek nefeste. Thank you.
Haydi baba. Güzel maçtı ama değil mi? Yani fena değildi. Fena değildi. Hoca taktı sana oğlum. Beğendi. Yormadın mı? Kendisi çok mütevazidir bu konuda. Zaten hiç İlhan Mansız olacağım diye bir derdi olmadı. Ay, illa laf sokacaksın Defne'ye. Olursun. Daha iyi olursun. Vallahi ben de bu kadar beklemiyordum ikizimden. Şaşırttı beni. Ya tamam tamam ya. Şımartmayın beni. Ne içiyoruz? Bir şey içelim, ne içelim? Ben ısmarlayacağım ona göre. Oldu. Diyorum ki çok ucuza gitmeyelim. Madem hoca beğenmiş seni, kıralım şu parayı. Ya kızım başlama yine babam gibi. Allah Allah. Alacaktım ben, hemen almam lazımmış. Tamam. Sizin mi ilaçlar? Evet. Almanya sigortalıyım ama bir sorun olur mu? Nasıl yapalım? Yok, olmaz bir şey. Şimdi sisteme gireceğim zaten. Çok geçmiş olsun bu arada. Evet, bir tanesi var elimde ama diğeri için bir depoyu aramam lazım. Merhaba, Seyran ben. Bir ilacım vardı. Evet. Gittiğim her yerde seni mi göreceğim ben? Olacak ilaçlarım vardı. Tamam, teşekkürler. Mithat, hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdilik elimde bu var. Depoyla konuştum, diğeri de bir iki saate gelecek. Çok teşekkür ederim. Tanışıyor musunuz? Ablam. Geçmiş olsun. Buyurun. Kızım, bizim tansiyon ilaçlarımız vardı. Ne oldu, hazır mı? Geldi. Siz oturun dinlenin, ben hazırlayayım. Seyran. Senin işin var gibi. Ben meşgul etmeyeyim. Sonra ararım. Tamam, olur.
İyi günler. Ben ikametgah alacaktım. Tamam. Buyurun oturun. İsim soy isim? Melek Yıldız... Karadağ. Melek Karadağ. Seyit Ali'nin kızı Melek. Evet. Hoş geldin kızım. Sağ olun. Çocukların okulu için lazımdı. Burada kaydınız var mıydı? Yok işte... Ya Almanya'dan yeni geldik. Çocuklar okula başlayacaklar. Nasıl yapalım bilemedim. Babanızın adına bir misafir kaydı alalım. Sonra nüfustan nakninizi isteriz. Olur mu? Olur. Çocukların işi görülsün. Okuldan kalmasınlar. Evet. Çok sağ olun. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Vallahi böyle müşteriye can kurban. Ne istediğini biliyor. Tak kiralıyor. Ya buraya öyle insanlar geliyor ki. Armudun sapı, üzümün çöpü deyip bizi yoruyorlar. Hmm, doğrudur. Ama ev temiz, bakımlı. Daha ne olacak değil mi? Selamünaleyküm İsmail. Aleykümselam Mito. Sen bak işine. Ben şöyle oturuyorum. Tabii. Vallahi doğru dedin bacım. Eşin neydi Alpay Bey? O da böyle net bir adama benziyor. Vallahi Alpay da ben de kararlı insanlarızdır biz. Biz Almanya'dan taşınalım dedik, ta buraya kadar geldik. Antep'e yerleşelim dedik, elimizde tuttuk. Oldu bitti, daha ne? Vallahi doğru diyorsun. Hayatta da böyle olacaksın. Ben kalkayım, daha alışveriş yapacağım. Çok teşekkür ederim. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Şey bacım, Alpay Bey'in telefonunu almamışım da... hem ev sahibiyle iletişim kurmak istiyor. Ha. Alpay'ın daha Türkiye hattı yok ama sözleşmede benim numaram yazıyor. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Tamam, haberleşelim de sorun olmaz. İyi günler tekrar, hoşça kalın. Ne haber Mito? İyi, iyi. Kim bu? Vallahi Almanya'dan gelmişler karı koca. Eşyaları verdim. Vallahi aldım parayı koydum cebe. Almancı yani bunlar. He. Bunların yanında bir çocuk var mıydı? Şöyle küçük kıvırcık. Evet de, sen nereden biliyorsun? Sen şunun adresini yaz ver bakayım bana. Hadi İsmail. Çıkışı bir olaylar bir olaylar. Beni kıstırsalar boğacaklar. Olaylar olaylar diyorsun ha. Ya dayağı yedi bunlar, ne olacak? Ya ne dayağı Defne? Bir dinle ya, bir dinle. Asıl olay ondan sonra başlıyor. Biz kutlamak için bara gittik mi? Gittik. Ondan sonra bunlar da oraya geldi mi derken olay bir patladı. Olaylar olaylar ha. Ya dur, daha yeni başlıyor. Kutlamak için bara gittik. Bara bunlar gelmez mi? Sen açma bakalım. Açma. Hoş geldin oğlum. Dükkana uğradın mı? Amcanı gördün mü? Yok, ben hastanedeydim, ne bileyim. Anneciğim, babaanne merak etti, ondan soruyor. Doğru düzgün cevap versene. Neyini merak ediyorsun? Çocuk mu benim amcam? Sen niye celallendin şimdi böyle durduk yere? Ya anne, sizin bu aşırı endişeniz inanılmaz yoruyor insanı. Seviyor musunuz, boğuyor musunuz belli değil. İyi haller oluyor bu çocuğa ama dur bakalım. Dedesi bozdu onun ayarını. Ne olacak? Baba acıktım ben. Acıktım baba, acıktım ben. Acıktım baba.
Tamam oğlum, şimdi Funda öğretmen alışverişe gitti. Yemek alıp gelecek. Yiyeceğiz hep beraber. Ama benim sevdiğim şeyden almıyor ki. Ben ona senin sevdiğin şeylerin listesini yaptım. Onlardan alacak gelecek. Bak geldi bile. Hadi bakalım. Senin ne işin var ya burada? Bir de küçüğümü de alırsam kanatlarının altına. Ne yapıyorsun lan sen? Öyle ev tutmalar falan. Ne oluyor? Derdin ne senin, anlat bakayım. Bak koçum, Kerem'i almadan gitmeyeceğimi söyledim sana değil mi? Elim kolum bağlandı. Otele gidemiyorum. Ha, şu yavruyla beraber dün akşam köprü altında yattı. Biliyor musun sen? Var sen düşün benim halime. Ne yapayım ben şimdi? Ulan ben niye düşüneceğim senin ne yapacağını? Ablan her şeyi yokuşa sürüyor. Gidemiyorum bir türlü Almanya'ya. Kerem'i almadan gitmeyeceğimi söyledim, anlamıyor. Bari dedim çocuğu alayım. Topyekun takılırlar, peşime düşerler. O gitmiş beni polise şikayet etmiş. Ben işleri halletmeye çalışıyorum, o işleri yokuşa sürüyor. Tamam lan. Son kez yardım edeceğim sana. Ama seni bir daha burada görürsem... Bak bir şey söyleyeceğim sana. Benim burada işim gücüm yok ki. Benim işim gücüm Almanya'da. Ben ne yapacağım burada? Tamam. Çocuğu hazırla, ver bana. Ha. Anladım. Sen... Çocuğu alacaksın, meleğe vereceksin. Ben? Melek şikayetini geri çekecek. Sen de rahat edeceksin. Sence ben o kadar salak mıyım ya Mithat? Ha? Buranın adresini polise vermeyeceğini ben nereden bileceğim? Oh. Mithat? Melek. Çocukları topla, hemen karakola gel. Neden? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Oğlumla ilgili haber mi var yoksa? Dediğimi yap. Hemen çocukları al, karakola gel. Tamam. Tamam, geliyorum hemen. Tamam. Kerem! Defne! Kadriye, çocukları gördün mü? Neredeler? Kerem! Sabah senden çıktılar ya abla. Gelmediler ki daha. Gelmediler mi hala? Tamam Müjde, sağ ol. Kerem, neredesiniz oğlum? Ünzile. Ha abla. Hayırdır? Sen saf mı değiştirdin ha? Ne safı abla? Meleğin ardının gözleri olmuşsun. Artık onun tarafında mısın sen? He? Ben vicdansız olamıyorum abla. Gözümle gördüğüm şeyi görmezden gelemeyim. Günah. Ya günah bilir mi? Neymiş? Sen o gün burada herkesin içinde Melek ablayı suçladın ya. Etti beni dedim. Ben senin evvelinde merdivenlerden düşüp oturduğunu gördüm. Can acısıyla karnımı tuttum. Sonra Melek abla da gelince beni itti dedi. Buna bak, ne diyorsun sen? Ha? Ne diyorsun? Kimse seni itmiyor dediğim abla. Kurban olayım, artık Melek ablanın üstüne gitme. Zaten onun can acısı ona yetmiş. Senin bu dilin akrep olmuş, akrep. O dilin senin var ya. İyi abla. Ben de dilimi tutayım işte. Dönüp kimseyi sokmayasın.
Şimdi dayıyla beraber anneye gidiyoruz, tamam mı Seyit Ali? Hadi bakalım abla. Hadi. Ya benim biraz kafam karıştı. Sen beni tehlikeye atıyorsun birader. Sana ne oluyor birader? Sen niye hallendin? Ben aranıyorum. Karakola nasıl geleceğim? Sen niye geleceksin karakola? Şimdi bak ben Seyit Ali'yi alacağım. Melek'e götüreceğim. Melek şikayetini geri alacak. Sonra siz hepiniz buradan gideceksiniz. Tamam? Tamam, sen şimdi dayıyla beraber gidiyorsun annem. Sonra ben de geleceğim, tamam? Harika. Hadi. Gel bakalım. Merhaba. Biz emlakçıda mı karşılaşmıştık? Hı? Kim bu? Sen niye verdin çocuğu ya? Almış gidiyor. Ben sana ne yapayım ya bunda? Ben sana ne diyeyim? Ne? Biz emlakçıda karşılaştık. Siz tanışıyor musunuz ki? Ben de diyorum, bu herif adresi nereden buldu? Ya gel sen, gel. Gel, anlatacağım ben sana. Gel. Ne oldu? Hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun. Hocam, hoş geldiniz. Kulüp bakmayı yedim. Cumali Usta nerede? Vallahi mantığa geçti hocam. İyi, selam söyle. Aleyhisselam hocam, başla. Hocam, hoş geldiniz. Eyvallah, sağ olun. Hocam, vallahi sizden gurur duyduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sen de iyisin. Sağ olun hocam, şükür ederiz. Vay, vay, hele bak, kim gelmiş? Nurullah hocam gelmiş, hoş gelmiş. Mahmut, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Babam oturuyor hocam. Orada mı? Ben de geldim. Hocam hoş geldin, gel buyur otur. Gel Nurullah, gel, hoş geldin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Seyit Ali abi? Buyur, Allah'a şükür, sen ne yapıyorsun? İyiyim abi, hoş gördüm. Epeydir sesin solun çıkmıyor. Yoğun geçiyor be abi. Bu sene genç takım da bende. Koşturuyoruz. Biliz biliz. Hepimiz Gaziantep Spor'un başarısıyla iftar edik. Ya hocam vallahi ne ettiyiz geldiyiz ha. Ya görmedik sizi epeydir. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Sağ olasın Mahmut. Sen nasılsın? Vallahi iyi hocam, çok şükür. Hadi ben de iyi. Sabah hadi ben de iyi. Akşam hadi ben de iyi. Ne edek? Ya sizin maçlara da gelemeyik. Ama göğsümüz kabarıyor hocam. Alayım haberlerini. Vallahi 41 maşallahınız var. Ya bu yetenek çocukları nereden buluyoruz böyle hocam? Uyumuyoruz biz siz? Eyvallah. Seyit Ali abi, ben de o iş için geldim aslında. Sendeki cevheri gördüm ben. Ya Nurullah Hoca, sen ne diyorsun? Benden o çoktan geçti. Sendekini demiyorum be abi. Senin ailendeki cevherden bahsediyorum. Ver onu bana, alayım takıma. Bir parlatırım ki yıldız yaparım, inan onu. Sen gençleri çalıştırayım deyin ama... Benim aklıma şey geliyor, acaba emekliler lokalini mi çalıştırıyor? Yok, eğer bizim Mahmut diyorsan, o zaten küçük dünden böyle böyle göbekli. Baksana yeşil yeşil karpuz gibi. Ya baba alemsin ya. Ya baba valla doğru diyor hocam. Abi yoksun başından benimle top ayranda koy. Ben toptan önce inerim aşağıya. Bizden geçti hocam be, bizden geçti, vallahi geçti. Madem Mahmut'tan geçti, biz de yeğenini yıldız yaparız. Hayırlara çıksın hocam inşallah. Yeğen derken? Senin torun Kerem. Azimli çocuk. Fırtına valla. Oğlum neredesiniz? Ha, gördüm sizi. Tamam. Yanaşalım da çocukları alacağız. Hadi binin. Nereye gidiyoruz? Mithat dayın aradı oğlum. Yanına çağırıyor, hadi. Ya biz bu adamın yanına gidiyoruz. Kerem bilmiyorum, karakola çağırdı dayın, hadi. Hani Seyit Ali mi bulundu, babam çıktı mı ortaya? İnşallah kızım, inşallah bilmiyorum. Hadi biner misiniz lütfen? Bak hala sallanıyorsunuz, hadi. Sen ne diyorsun Nurullah Hoca? Bizim torun o kadar iyi değil ha? İyi demek az gelir abi. Zaten Almanya'nın önemli takımlarının birinin altyapısında oynuyormuş. Geçenlerde antrenmana gelmişti. Ayaküstü konuştuk biraz. Doğru da anlattı bütün bunları. Sen benden ne isteyin? İcazet istiyorum abi. Onayın olursa gerekeni yapacağım ben.
Çocuk Almanya'dan gelmiş. Durumunu bilmiyorum çünkü. Nurullah Hoca, sen yapacağını yap. Ben çocuğun ardındayım. Ama çalışsın, çabalasın. Senin sözünden de çıkmasın ha. Orasını merak etme abi sen. Azimli çocuk. Gördüm ben onu. Ya vallahi çok sevindim baba ya. Vallahi çok sevindim ha. Ya çocuk kendini kurtarır baba. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim ben Nurullah Hoca. Buyur abi. Oğlum benim onun ardında durduğumu, destek verdiğimi bilmezsin. Kendisi çalışsın, çabalasın. Kendisi başarsın. Eyvallah abi. O iş bende, merak etme sen. Sağ olasın. Ya vallahi baba helal olsun sana. Vallahi helal olsun ha. Böyle torunun arkasından durayım abi, benim göğsüm kabarır ya. Neden çağırdın bizi buraya? Bir şey mi, bir haber mi var? Seyit Ali ile ilgili mi? Nerede biliyor musun? Şşş! Konuşsana, niye geldik biz? Oğlum bir dakika, sen bir dur, bir sakin. O da konuşsun anne, gelin demiş geldik. Hala susuyor. Kerem bir dur, Mithat. Söyle ne olur. Bak bir şey mi oldu, korkutma beni. Az bir yalnız konuşalım. Ne oluyor ya? Ne diyeceksen yanımızda de. Kerem! Sen bir sussana. Ne var anne ya? Madem yalnız konuşacakmış, niye çağırmış bizi? Sabredersen öğrenirsin. Oğlum şimdi ne yeri ne zamanı burası. Lütfen. Tamam siz bir iki dakika bekleyin burada, ben bir konuşayım bakalım. Ne yapacak sanki, görmüyor musun her yerde polis var? Çok biliyorsun. Evet, ne oldu Mithat? Sen çocuğunu görmek istiyorsun değil mi? Soru mu bu Mithat? Ben kaç gündür deliye döndüm, neler yaşıyorum bilmiyor musun sanki? Ne olursun, bildiği haber bir şey mi var? Alpay'la mı konuştun? Boş ver şimdi kimle konuştuğumu. Her dediğimi yaparsan oğluna kavuşursun. Seyit Ali seninle mi? Seninle mi Mithat? Allah aşkına ne olur delirtme beni. Melek, diline bak. Her dediğimi yaparsan oğlunu sana vereceğim, tamam mı? Ama bir şartım var. Alacaksın çocukları. Buradan defolup gideceksiniz hepiniz. Nereye gittiğim beni ilgilendirmez. Ama buradan gideceksin. Anlaştık mı? Seyit Ali nerede Mithat? Nerede çocuğum? Önce söz ver. Bak sözünde durmazsan şart olsun, çocukları kendi ellerimle babalarına veririm. Sonra uğraşıp durursun. Tamam, tamam, tamam. Tamam, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğuma kavuşayım. Tamam. Şimdi oğlunu göreceksin. Burada mı çocuğum? Burada mı şu anda Seyit Ali? Melek. Seyit Ali burada mı şu anda? Bana bak. Biz çocuklarla arabada seni bekleyeceğiz. Sen içeri gideceksin. O Alpa Yiğit'i ile ilgili şikayeti geri alacaksın. Anlaştık mı? Ben de sonra sizi alacağım. Gaziantep dışında bir yere bırakacağım. Bir daha da birbirimizi görmeyeceğiz. O Alpa Yiğit'i de defolacak buradan. Siz de. Tamam mı Melek? Melek tamam mı? Tabii ki Mithat. Tabii ki tamam. Nerede çocuğum? Defne, Kerem. Nerede çocuğum? Nerede oğlum? Arabada. Anne! Oh. Allah'ım Seyit Ali. Anne! Anne! Oğlum benim. Kurban olurum kokuna. Ah.
Bakayım sana. Bakayım. Kolum kırıldı. Nasıl oldu oğlum? Açıyor mu? Düştüm. Nasıl düştün ya? Kıyamam sana ben. Çok acıdım. Benim oğlum güçlü. Değil mi? Güçlü benim oğlum. Gel bakayım. Seni hiç bırakmayacağım. Bak bana. Seni hiç bırakmayacağım ben. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Anne birazcık bize bırak. Biz sevelim. Abi, abla hepimiz çok özledik ballı kalplerimizi. Bir daha sakın yanımızdan ayrılmak yok, tamam mı? Hiçbir yere gitmek yok bize sonunda. Bak biz çok korktuk sana bir şey olacak diye. Bir şey olmadı ki. Hem ben babamla gittim. Size sürpriz yapacaktım. He yaptın yaptın. Alasını yaptın. Tamam yetti bu bize, bir daha yapma. Trip atma çocuğa. Hani benim yakışıklı oğlum ya. Çok özledim. Çok. Bu insanla en son senden beklerdim. Sağ ol. İşlerim varmış, şaşırttın beni. Geçen sefer sana elimi uzattığımda yürekten gelir demiştim. Geri çevirmiştim. Bu sefer gerçekten yürekten uzatıyorum. Çocuklar burada hasret gidersinler. Sen de git şu işi hallet. Ne işi ya? Şikayeti çekeceğim. Ne şikayeti? Babamın şikayeti mi? Niye? Niye ya? Bırak cezasını çeksin. Bize zaten illet olduğu yetmedi mi? Bir de elini kolunu sallaya sallaya dolaşacak mı? Kerem sen karışma. Ya ne demek karışma? İstediğini yapacak, istediğini edecek. Ondan sonra da rahat rahat dolanacak mı anne? Oğlum. Ben kardeşini bulmak için şikayet etmiştim. Çok şükür bulundu ya. Artık baban ne istiyorsa yapsın. Yeter ki bizden uzak olsun. Ben de geleceğim şimdi. Sen bir daha o kapıdan içeri girmeyeceksin. Bekleyin beni burada. Küçüğüm. Ablayla abinin yanından uzaklaşma, değil mi? Ben hemen geliyorum. Hadi. Ben burada bekleyeceğim, merak etme. Senin işini gör gel. Abim. Gel gel. Alo. Ha, Mithat merhaba. Rahatsız ettim ama. Yok ya, ne rahatsızlığı. Sen istediğin zaman ara beni böyle. Hayırdır? Ya ablan geldi ya bugün. İstediği ilaçlardan bir tanesi yoktu ama şimdi geldi. Ama ben numarasını almamışım ablanın. İlaç mı? Ne ilacı?
kanser tedavisi için olanlar Mithat. Yani ablam bunlar önemli deyince ben de sana haber vereyim dedim. Anlamadım. Melek, kanser mi? Karşımda.